Vestel, Efsane Aslanları sunar. ...1905'ten bu yana yüzünü batıya, hedefini zirveye kilitlemiş bir okulun, bir kulübün, bir cemiyetin adıdır Galatasaray. İstanbul Pera'da, yani Beyoğlu'nda kurulup renklerini alevin sarı kırmızısından alan, içinden gol kralları, kupalar, şampiyonluklar geçen asırlık ve zorlu bir yolculuğun adı. Ali Sami Yen ve bir avuç idealist gencin çabasıyla yoksunluk ve yoksulluğun ortasında lise koridorlarında kurulan, papazın çayırında oynanan ilk maçtan, ilk golün yürek çarpıntısından, ilk galibiyetin heyecanından ve ilk şampiyonluğun gururundan bugüne tükenmeyen bir sevginin karşılığıdır Galatasaray. Başarıların, hayal kırıklıklarının, galibiyetlerin, mağlubiyetlerin, şampiyonlukların sarı kırmızı öyküsüdür Galatasaray. Ortak belleğimiz ve tarihimiz içinde inanç, kavga, acı, sevgi, ter, mücadele, umut ve vizyon olan bir tarih. Acılarla, savaşlarla örülmüş bir tarih ki yasaklara, otoriteye inat, Galatasaray efendileri adıyla yola koyulan, Osmanlı'nın zor zamanlarında da, işgalde de, kurtuluşta da, kuruluşta da, cumhuriyette de lisesiyle, futbolcusuyla, taraftarıyla bu topraklara gönlünü koyan, Çanakkale'de şehit veren, Kafkaslara, Yemen'e cepheye giden, İşgal İstanbul'unda Kuvayi Milliyeci, Cumhuriyet'in kuruluşunda coşku ve sevincin ortağı, atasının neferi Galatasaray. Galatasaray demek, 1909'da ilk şampiyonluk kupasını omuzlarken Osmanlı'nın büyük şairi, lisenin efsane müdürü Tevfik Fikret'le gurur duymak demek. Gül Baba'yla Bektaşi kültürüne, Tevfik Fikret'le liselilik ruhuna, Fransız kültürüyle evrenselliğe, Atatürk'le çağdaşlığa gönül vermek demek. Yurt dışına çıkan ilk Türk takımı olduğu için, ilk defa yabancı takımı yendiği için, ilk defa futbol dışı spora öncülük ettiği için ve ilk kez Avrupa Kupası'nı kazandığı içindir ki Galatasaray demek ilkler demek. Galatasaray demek, Çanakkale cephelerinde yitip giden ve mezar taşlarına kulübünün adı kazılan Robinsonlarla, Celal İbrahim'le, Hasnun Galip'le ve tabii ki kurucusu Ali Sami Yen'le gurur duymak demek. Galatasaray demek, Atatürk adına verilen ilk kupaya sahip olma onurunu taşımak demek. Galatasaray demek, Cumhuriyet'in yokluk zamanlarında Samiye hanımların ve daha nice kulübe gönül vermiş kadınların el emeği, göz nuru diktiği formalarla sahaya çıkmak demek. Galatasaray demek, futbol tarihinde ağları delen bir gol fotoğrafı bırakmak ve asırlık tarihinde çokça gol kralı yetiştirmek demek. Galatasaray demek, hem Süper Kupayı, hem UEFA Kupası'nı, hem de Milenyum Ödülünü ilk kez Türkiye'ye armağan etmek ve bu sayede Avrupa'nın, hatta dünyanın kıyısında köşesinde adını duyurmak demek. Galatasaray demek, 10 yıllardır milyonlarca taraftarıyla, kadını erkeği çocuğuyla bazen coşmak, bazen üzülmek, bazen beklemek, ama hep gönül vermek demek. Ve Galatasaray demek, bir asır boyunca hüzünlerin yanı sıra destanlar yazarken tarihine efsane isimler kaydeden kulüp demek.
1959'un Haziran'ı. İki ezeli ve ebedi rakip Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya. Şampiyonluk maçı olduğu için gerilim son safhadadır. Hele ki rakip Fenerbahçe olunca aksiyon ve reaksiyon da cabası. Maçın ilerleyen dakikalarında Fenerbahçeli Avni, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Metin Oktay'a faul yapar. Üstüne üstlük tahrik eder. Sakinliğiyle bilinen Metin, hiç beklenmedik anda yumruğu yapıştırır. Tribünler karışır. O güne kadar takımlar üstü bir hayranlıkla kucaklanan, herkesin sevgilisi Metin'e küfür yağmaktadır. Metin, onca hakaretin altında ezilir, gözyaşlarını tutamaz. Fenerbahçe tribününe yaklaşır, eğilerek selam verir. Ve içindeki kırgınlık ve öfkeyle oyuna devam eder. Bir ara kendisine gelen topu değerlendirir, çalımını atar ve topu sertçe ağlara gönderir. Herkes şoktadır. Bir anlık sessizliği seyircilerin çığlıkları bozar. Cimbom, cimbom. Metin'in içindeki kırgınlıkla attığı gol tarihe geçecektir. Çünkü top ağları delmiştir. Sol taraftan indi aşağıya doğru. Deniz sonunda kaleye doğru gidiyor Metin. Kalede Özcan var. Vurdu Metin. Kaleye doğru gidiyor. Gol! Gol! Metin 1-0. Fenerbahçe 0. Galatasaray 1. Umulmadık anda, umulmadık bir gol. Fenerbahçeliler top avuta çıktı diye itiraz ediyorlar. Ağları yırttı geçti top. Özcan şaşkın, taraftarlar şaşkın ama Galatasaray 1-0 galip durumda. Evet, tarihidir. Ertesi hafta şampiyon olan Fenerbahçe değil de bu gol konuşulduğu için, yumruk küfre karıştığı için, sakinlik öfkeye dönüştüğü için ve ağlar delindiği için. Bu yüzdendir ki yıllar geçse de Metin Oktay bu maçı anlattığında hala heyecanlıdır. Bir efsane futbolcu geçmişine gülümseyerek uzatmaktadır. Efendim benim tabii o devrede attığım gol hala konuşuluyor, tarihe geçti. Bu da Fenerbahçe'nin büyüklüğünden biraz da geliyor. Şayet başka takım olsaydı bu kadar aksiyonu, bu kadar reaksiyonu olmayacaktı bu işi. O gün tatlı bir anımızdı. Evet, ağları delen futbolcuydu Metin Oktay. Ama futbolcudan da ötesi halkın sevgilisiydi. Döneminin en şöhretli, en efendi, en alçak gönüllü futbolcusuydu. Amatörken de taraftarların omuzlarında, futbolun kralıyken de mütevazı, utangaç ve duygusaldı. Öyle ki taraftarıyla ilişkisini satırlara dökmüştü. Maça çıkarken büyük bir gerilim içerisine girerdim. Tünelden sahaya çıkıncaya kadar kimseyle konuşmazdım. Kendime göre bir ibadetim vardı. Kendime göre inançlarım vardı. Bu gerilim sahaya çıkınca biterdi. Çünkü orada seyircimle bütünleşirdim. Onlar beni iyi tanırlardı. Onlar benim sevgilim, ben de onların sevgilisiydim. Yoksul günlerini hiç unutmayan, naif yanını hiç eksiltmeyen, paraya pula önem vermeyen, ihtiyacı olanlara yardım etmeyi her şeyin üstünde gören, ilk transfer ücretiyle işçi babasına İplik makinesi almayı düşünen Metin Oktay. Sarı kırmızının tarihinde ilk akla gelenlerden. Konforsuz, yokluk ve zorluklarla geçen 50'li, 60'lı yılların futbol liglerinde sahalarda son sürat esen bir fırtına. Siyah beyaz zamanlarımızın futboldaki centilmen temsilcisi. Topa olan aşkından, tutkusundan, kısa şortlu bir çocuktan bir gol kralı yaratan
Ancak bunun hiç farkında olmamayı tercih eden sıra dışı bir kahraman. Sadece gönül verdiği Galatasaray'ın değil, yaşadığı ülkenin göz bebeği. Sadece futbol yeteneğiyle değil, karakteriyle kendini sevdiren bir özel sporcu. Eşi benzerine de pek sık rastlanmayan. Gönül adamı, kalplerin futbolcusu, kalplerin kralı. İzmir'de Karşıyaka'nın ara sokaklarında, 8 kız kardeşin arasında evin tek oğlu olarak başladığı yaşamını, ayakkabılarını yatağının altında saklayacak kadar futbola meraklı bir çocuk olarak sürdürdü. Futbol topuyla kurduğu gönül bağını şöyle anlatmıştı. Yumuşacık, yüz yuvarlak, hareketli. Eli avuca sığmaz, zıp zıp zıplar, yerinde durmaz. Onunla tanıştığım gün ayakkabısının bağlarını bile kendi bağlayamayan, yürümeyi yeni öğrenmiş minicik bir çocuktum. O ilk vuruşla birlikte yolum da değişti hayatımda. Yolumun üstüne çıkan koca şişkoyu kenara attım ama yola devam edemedim. Onun peşinden koştum. Ötelerde bir yerde beni bekliyordu. Gittim, bir daha vurdum. Çaresiz. Kader bağlamıştı bizi. Ondan ayrılamıyordum. Onunla daha iyi arkadaşlık edebilmek için özel ayakkabılar aldım. Ayakkabılarımı ve onu odamda özenle saklar, birlikte yaşamayı hayal ettiğim o gönül cennetine gitmek için büyülü rüyalara yapardım. Onu tanıyorsunuz. Onun adı Top. Beni de tanıyorsunuz. Benim adım Metin Oktay. Kararını daha o zamanlarda vermişti. Futbolcu olacaktı. Oldu da. Üstelik sadece futbolcu değil, golcü oldu. Yıldız oldu. Önce kral, sonra taçsız kral oldu. Aktör oldu. Ve sadece futbol severleri değil, kadın erkek milyonları kendine hayran bıraktı. Doğuştan gelen futbol yeteneğine sempatisini, insan sevgisini, sıcaklığını eklemiş, meşhur I Love You'suyla sevenlerini selamlamış, sevgisinin karşılığını da fazlasıyla almıştı ömür boyu. Çamur sahaların henüz çimlenmediği, locaların sözünün edilmediği zamanların unutulmaz kahramanıydı Metin Oktay. En zor maçlarda dahi sinirlenmeyen, sakinliğini, efendiliğini koruyan, rakip takımın oyuncusunu kendi takımından ayırmayan, sadece bir kez kırmızı kart gören bir gol kralıydı. İlginç, ilginç olduğu kadar da duygusal ve şaşırtıcı özellikleri vardı Metin Oktay'ın. Mesela her maçın başında kale seçimi için yapılan kura atışlarında, yani yazı mı tura mı diye sorulduğunda Metin Oktay hep turayı seçerdi. Nedeni sorulduğundaysa aynen şu yanıtı verirdi. Atanın yüzü yere gelsin istemem. Türk futbolunda takımlar kadar oyuncuların da önem kazandığı, yıldızlaştığı dönemin futbolcusuydu. Attırdığı gollerle, kurtardığı maçlarla tarihe geçmişti. Metin Oktay'lı Galatasaray takımı zaten 30 bin, 40 bin seyirci gelirdi. Ve o maçta, çok büyük bir maçta, bana Gazhane Kalesi'nde süper bir gol attı ve koştu üstüme doğru geldi. Varolcum dedi, kusura bakma ne olursun dedi. Ben tabii o hızla atacaksın tabii dedim ya filan hadi. Yani hem bana golü atıyor hem de benden özür diliyor. Yani öyle bir futbolcu kardeşimdi. Maç biterdi 90 dakika sonra Metin Oktay'la biz beraber atlardık arabaya. Haftanın 7 günü 3 gün, 4 gün beraberdik. Hiç ayrılmazdık. Maçlardaki biz dışarıda kardeşiz. Evet, dile kolay. Tam 10 kez gol kralı olmuş, tam 608 kez gol atmış bir santrofordu. Ama
onu pek çoklarından ayıran ve unutulmaz kılan iyi insan olmasıydı. Yaşarken efsaneleşmiş, şımarmamış, kapris yapmamış, büyük taleplerde bulunmamıştı. Samimiyet ve onurlu duruşu esas almıştı. Seyircisinden rakip oyuncusuna, hakeminden başkanına kadar. İzmir'deki yoksul günlerini unutmamış, yardıma muhtaç olanlara kucağını açmıştı hep. Hak etmesine rağmen kendisine ödenmeyen alacaklarının, alınmayan primlerin hesabını tutmaya vakit harcamamıştı. Çocuk yüreğine, duygusallığına evleri, arabaları değil, şiiri, edebiyatı merhem etmişti. Jübilesine yani 30'lu yaşlarına kadar her anını futbola göre kurmuştu. Jübilesinde yani top bir gün gelip de ayaklarının altından çekildiğinde bir dostuna şöyle diyecekti. Film bitti. Hadi eve gidelim. Ve asıl filmin sonuna, yani hayatının trajik bir biçimde bitişine, o hazin Boğaziçi Köprüsü'ndeki kazaya daha 22 yıl vardı. Metin Oktay filminin ilk karelerinde top karın doyurmaz diyen babasından yediği tokat vardı. 1950'li yılların başıydı. Babasını dinlemedi. Futbola gönül verdi. İzmir'in amatör küme takımı Damlacık'ta 8 numarayı çoktan sırtına geçirmişti bile. Futboldan para kazanmaya başladığında henüz 15'indeydi. Kısa süre sonra da genç milli takım aday kadrosuna davet edildi. Tam 14 gol attığı sezonun ardından genç milli takımdaydı artık. Beşiktaş'tan davet aldığında da futbol hayatının ender pazarlıklarından birini yapacak, kendine yüksek bir bedel hayal edecekti. Çünkü tek isteği vardı. Babasına bir pamuk iplik makinesi almak. Bu transfer gerçekleşmedi. Ama bir yıl sonra İzmirspor'un santroforu olarak top koştururken Metin'i izleyen bir çift göz vardı. Galatasaray'ın efsane futbolcusu, teknik direktör Baba Gündüz, Gündüz Kılıç. Bütün şartları kabul edin çocuklar. Büyük bir futbolcu olacak bu çocuk, hadi. Profesyonelliğin devreye girdiği o yıllarda Kılıç, Türkiye'de pek bilinmeyen menajerlik sistemini de devreye sokmuştu. İzmirsporlu yöneticiler değerli oyuncusunu kaptırmamak için ellerinden geleni yapmışlar. Hatta Gündüz Kılıç'ı kaldıkları otelde garson kılığına bile girerek izlemişler ama sonuç değişmemişti. ...1955 yılı Galatasaray için bir dönüm yılıydı. Camia 50. yaşını kutluyor, o günlerde takımın kadrosuna ileride pek çok şeyi değiştirecek olan genç bir yetenek katılıyordu. Artık hiç vazgeçemeyeceği sarı kırmızı renklere bağlanıyordu Metin. Galatasaray'a transfer olmuştu. Hem de sonsuza kadar. Bir zamanların Damlacıklı Metin'i üç büyüklerden birindeydi artık. Bu efendi, genç futbolcu daha ilk maçındaki ilk golle kalpleri kazanmış, aynı yıl gol kralı olmuştu. İşte Metin diye buna derler. Harika, çok hırslı, çok hırslı. Herhalde topla dalıyor, dağıtıyor. Eğer böyle devam ederse maçın sonuna kadar Galatasaray maçı muhakkak alır. 1955 yılında Türkiye'nin tam da Beyoğlu semtinde yaşadığı acı ve utancın simgesi olan 6-7 Eylül olayları tüm ülke gibi camiayı da yasa boğmuş, 50. yıl etkinliklerinin çoğu da ertelenmişti. Ardından Macaristan'la yapılan o unutulmaz milli maçta 3-1'lik galibiyetin iki golü Lefter'in, biri Metin'indi. Kalede de Galatasaraylı Turgay harikalar yaratmıştı. Türk takımının müthiş enerjisi ve güzel oyunu Macar kalecisine zaman zaman müşkül anlar yaşatıyor. Sağ açık Tot'un bomba gibi bir şütü Turgay'ın ellerinde eriyor.
Fakat işte Metin tek başına bir akını sürükleyerek takımımıza 3. golünü hediye ediyor. Metin ve Lefter o maçtan sonra klasikleşeceklerdi. Metin Oktay'ın oynadığı futbol ve attığı gollerle halkın gönlünde taht kurması, Galatasaray'ın da tüm Türkiye çapında sevilmesini ve kitleselleşmesini sağlamıştı. Öyle ya, İzmir'den çıkıp gelen kendi halindeki bir halk çocuğu, o güne değin lisenin takımı olarak bilinen Galatasaray'ın gerçek anlamda kitlelerle buluşmasını sağlamıştı. Galatasaray 1956 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası'na bir Türk takımı olarak ilk kez katılıyor. Avrupa Kupalarında oynanan ilk maç olan Bükreş'teki maçta Metin Oktay Avrupa Kupalarında gol atan ilk Türk futbolcusu unvanını kazanıyordu. Oktay sadece muhteşem futbolu ve birbirinden şık golleriyle değil, aynı zamanda en az onlar kadar etkili olan efendi kişiliği ve karizmasıyla da gönüllere taht kurmuştu. Sokaktaki adamın içinden gelen yeni tip halk kahramanıydı Metin. Değişen ve dönüşen toplumun sembolleri olarak parlıyorlar, değişen Türkiye'nin yeni çehresini yansıtıyorlardı. O yıllarda doğan pek çok erkek çocuğuna Metin adı veriliyordu. Ki 90'lı yılların Beşiktaşlı sarı fırtınası Metin dahi adını Oktay'dan alacaktı. İlerleyen yıllarda sokaklara, okullara, hatta vapurlara bile ismi verilecekti Metin Oktay'ın. Heykelleri de dikilecekti. Şöhret, kıskançlıkları da beraberinde getirecekti elbet. Top başından top taşına. Bir gazete haberi. İstanbul polisi, Mithatpaşa stadında her maçta 30 bin kişinin gönlünde taht kuran Metin Oktay'ı bulamıyor. Haberin ardından Metin yakalanır ve tam 45 günlük hapislik başlar. Hapishane avlusunda futbol oynadığı, Galatasaray'ın maçlarını radyodan dinlediği hapislik günleri. Yorulmuş, kırılmıştı Metin. Öyle ya, askerlik görevini yaparken yazmayı unuttuğu dilekçenin azizliğine uğramış ve asker kaçağı muamelesi uygulanmıştı. Canı çok sıkılacaktı. Cezaevi kapısının her kapanışı içeride kalanları manen biraz daha yıkardı. O kapının her açılışı bir umut olurdu. Manevi tesiri dışında Allah göstermesin bir yangın, bir zelzele olsa diye düşünür ve endişelenirdim. İnsan cezaevi koğuşunda en çok bundan ürküyor. Çok geceler yatakta düşünürken bu korkuyu içimde hissederdim. Zaten düşünmek insana moral vermiyor. Aksine metanetini yıkıyordu. Bu sebeple bir gece kendi kendime artık düşünmeyeceğim dedim. Koğuş arkadaşlarımla şuradan buradan sohbete dalmayı denedim. Ama gördüm ki, anladım ki hepsi boş. Onlarla konuşurken de gene düşünüyordum. Hep aynı soru. Neden, niçin? Vestel'in sunduğu Efsane Aslanlar devam edecek. Vestel'in sunduğu Efsane Aslanlar devam ediyor. Hapisten sonra kırgınlığını yine sahada giderecek, ilk maçta gol atan bir fırtına Metin vardı sahalarda. Öyle bir saha hakimiyeti vardı ki, ilginçtir, muhteşem gollerini attığında sanki sahada bir tek o varmış gibi gelirdi seyirciye. Tıpkı gerçek bir kral gibi. Galatasaray gol peşinde, 30 pastan Metin arıyor Candemir. Altın kafa harika yükseliyor, Öztürk mü nişan aldı? Gol!
Fethullah gol pozisyonuna girdi fakat netice yok. Metin de Metin gol pozisyonunda. 54. dakika çekti topu vurdu ve gol. 54. dakikada çekti topu sol tarafa Metin. Ve gol kralı Metin Oktay, senelerin gol kralı Metin Oktay böylece golü kaydetti. Yıldız futbolcu Avrupa takımlarının ilgisini çekmekte gecikmeyecek, Palermo'ya transfer olacak, orada da sevginin, ilginin odağı olarak bir süre top koşturmaya devam edecek. Ve bakın, o günlerde menajerliğini üstlenen Gündüz Kılıç, Palermo yöneticilerine nasıl bir mektup yazar? Ah sinyor! Belki sizce basit bir mukavele ile bağladığınız o insanın size neler kazandırdığını ve kazandıracağını katiyen bilemezsiniz. Mükemmel bir futbolcu. Her sezon riyazi bir katiyet gibi söylediği kadar gol atan bir futbol kralı. Gençliğine rağmen inanılmaz derecede olgun, karakter sahibi bir insan. Herkese yardıma hazır bir hayırsever. Hayır hayır, bütün bunlar hiçbir şey değil. Siz Palermo'ya hiçbir kulübe nasip olmayan muazzam bir taraftar kitlesi kazandırıverdiniz. Şimdi Palermo Union Sportiva'ya kalben bağlı 30 milyon Türk taraftarınız var. İnanın. Küçücük Türk yavrularından tutun da beli bükük ihtiyar Türk ninelerine kadar Metin'in başarısına dua edecek, Metin'in atacağı golleri gözleyecek, dolayısıyla Palermo'nun zaferlerini bekleyecek 30 milyon Türk dostunuz var artık. Siz bu kadar üzerinde titrenen bir kıymete sahip olduğunuzu nereden bilebilirsiniz ki? Ne olur ona iyi bakın. Ona babacan davranın. Ne kadar büyürse büyüsün, daima sevgiye, şefkate muhtaçtır Metin. Belki de muhitine cömertçe dağıttığı sevgi ve şefkat akümülatörlerini şarj edebilmek için. Başta mutluydu ünlü futbolcu. Şöhreti perçinlenmişti ama Sicilya adası kendi deyimiyle bir süre sonra zindandan farksız hale gelmişti ona. Sıla ve Galatasaray özlemi ağır basmıştı. Türkiye'yi, dostlarını özlüyor, en önemlisi sanki onu daha sahici alkışlayan Galatasaray taraftarına hasret çekiyor. Gün geçtikçe Sicilya adası benim için bir zindandan farksız olmuştu. Palermo cezaevindeki günlerim geçmek bilmiyordu. Ayaklarımdaki pranga suratıma da vurmuştu sanki. Gülen gözlerim gülmüyordu artık. Kapkaranlık bir dünyanın içine gömülmüştüm sanki. Sabah kalkınca aynaya bakmaktan korkuyordum. Çünkü kendimi tanıyamaz olmuştum. İnsanların nankörlüğüne tahammül edemiyordum. Hayat bu kadar mı kötü? İnsanlar bu kadar mı bencil? Bilemiyorum. Ve kalbinin sesini dinleyecektir kral. Ülkesinde, omuzlar üstünde, yuvana hoş geldin sesleri arasındadır yine. Bir yıllık İtalya macerasının ardından döndüğünde gazetelere verdiği demeçlerde yeniden doğmuş gibi olduğunu söyleyecektir hatta. Hasretini dostlarla uzun gecelerde dindirse de ertesi gün sahaya çıkıp gol atmaktan da geri durmaz. Hatta 3 gol attığı Karagümrük maçında her golden sonra seyirci sakatlandığını sansa da yıllar sonra uzun gecenin sonunda her gol attıktan sonra dinlendiğini anlatacaktır bir dostu. 1962-1963 sezonunda sadece 31 maçta oynamasına rağmen 38 gollük rekora imza atacaktı Metin Oktay. 1968-1969 sezonunda 17 golle kral olan Metin Oktay, Türk futbolunun bir dönemine damgasını vuruyordu. Top koşturduğu yıllar, sezonlar boyunca gol krallığı tartışmasız, şüphesiz ona aitti. 1965 yılının son Galatasaray-Fenerbahçe maçında
rakip takımın kalesine gönderilen 5 golden 4'ü Metin'e ait. Beykozlar bana şaplar fakat dayanır mı füze gibi sarşı sağ alt köşe. Gol, gol, gol. Bravo Metin. Bravo Metin. Gol, gol. Ben Metin'le göklerde tanıştım. Ama biraz yaşlandığım için izin verirseniz yazdığım notu kalbimden buraya aktarayım. Kralla gökte tanıştım. Yılı yılına, günü gününe, saati saatine söyleyeyim. 6 Nisan 1954 Salı günü saat 15'te bir Hollanda uçağındayım. Ve kemerlerinizi çözebilirsiniz izni üzerine kalkıyorum. Takımla beraber beni yollamışlar. Ben kendi görevimi yapacağım, spor yazarı, spor spikeri falan. Ama körpecik delikanlılar var ve mahcup bakışlı. Siz diyorum, ben Metin diyor, Metin Oktay. İzmir Yunmen Sucat takımındanım. Ondan sonra... Ve Türk Genç Milli Takımı ile Frankfurt'ta, Almanya'da organize edilen Dünya Gençler Şampiyonası'na gidiyorum. Ben de o Dünya Gençler Şampiyonası'nı takibe giden Türk gazeteciyim. Evet efendim, biliyorum. Ve derken Metin'in ilk ay yıldızlı golünü 2 gün sonra ben gazeteme yazıyorum. Küçük Erol'un soldan geriden uzattığı pası Ahmet Kaleye şandelledi. Sağ içimiz... Genç, en genç çocuk Metin topu nefis bir kafayla Belçika Kalesi'ne attı. Ve İzmirli küçük Metin'in bu büyük golüyle milli formayı ilk giydiği gün olarak tarihe geçti diye sonradan yazmışım. Metin çok iyi bir çocuktu, yani efendi çocuktu. Kalbi temizdi insanlara karşı. Fenerbahçe Galatasaray maçı oynanıyor. Metin golleri atıyor. Metin kayıp. Herkes Metin'i arıyor. Metin arka kapıdan gelmiş bizim eve. Halit abi, hadi beraber oturalım, beraber bir yemek yiyelim. Kusura bakma, ben sizin Fener'e attım gol ama bugün yani. Yani işte ne bileyim, avuta atarsam çok ayıp olurdu falan diye. Böyle birbirimizden şakalayacak. Tamam. Ben, Metin, Nur Çin'de yazsın, büyük spor yazarı kardeşim, arkadaşım Necmi Tan Yolaç ve Pele. Gittik, Dünya Kupası seyrediyoruz. Hepsi futbolu bırakmışlar. Ve orada Metin'le Pele'yi tanıştırıyoruz. O dünya futbolunun, o Türk futbolunun kralı, yıldızı. Metin'e plaklar yaptık, şarkılar söyledik. Metin gol, Metin gol, Metin gol, Metin gol diye. Ve Nur içinde yatsın. O da aynı şekilde benim bir evladım gibi, oğlum gibi, o kadar yakındı. Artist kral. Gol kralı Metin Oktay öyle bir şöhrettir ve sevilmektedir ki sinemacıların da dikkatini çekecek iki büyük ustanın, Atıf Yılmaz ve Safa Önal'ın film setinde bulacaktır kendini. Filmin adı Taçsız Kral. İzmir benim canım ama her şeyimi Galatasaray'a borçluyum. Galatasaray'da kalacağım. Haklısın tabii ama biraz da menfaatini düşün. Tam 300 bin lira, hepsi senin. Güle güle harca. Epey fiyat biçmişsiniz bana, teşekkür ederim. Ben satılık değilim, paranız sizin olsun. Dur!
Cevap istiyorum senden. Ya ben ya Galatasaray. Galatasaray, o daha vefalı. Metin dur! Metin gitme! Yenilgiler, zaferler, coşku, heyecan ama hep bir mücadele derken sarı kırmızılı 10 numaralı formayla dile kolay. Dolu dolu 15 yılı geride bırakmıştır Metin. Unutulmaz gollere, efsane maçlara, kramponuyla, çalımlarıyla imzasını atmış, Galatasaray'ın tarihine de, Türk spor tarihine de adını yazdırmıştır. Yaşı genç de olsa, artık yolun sonuna geldiğini hissetmektedir golcü futbolcu. Yıl 1969'dur. Yine Galatasaray şampiyon, Metin de gol kralıdır. Ama kararlıdır. Dostlarına top beni bırakmadan ben topu bırakmalıyım. Hem de zirvede, şampiyonken der. Tam da krallara yakıştığı gibi. Metin Oktay futbolu bırakıyorum dedi. Sonra konuştu Fenerbahçe. Ben dedi Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'yi yenilen maçlarda çok gol attım. Ama ben Galatasaraylı Metin olarak Fenerbahçe kardeşimdir dedi. Onun için veda maçımı Fenerbahçe ile oynamak istiyorum dedi. Maçta Galatasaray-Fener maçında ben spikerim, tanıttım. İkinci devre başlarken dedim ki bir sürprizimiz var şimdi. Önce Fenerbahçe'de Can Bartu'ya bir teklifte bulundum. Peki dedi Metin. A dedi Can kabul etti. Ben nasıl? Hayır ben de peki derim dedi. Tabii benim gecem dedi üstelik falan. Dedim ki ikinci devrede 10 dakika sen dedim Metin'e Fenerbahçe'de oynayacaksın. Can formasını sana verecek. Sen de senin formanı ona vereceksin. Can da Galatasaray'da oynayacak. Böyle baktılar düşündüler. Can dedi ki ya abi dedi kötü bir şey olmaz değil mi filan konuştuk. Peki dediler çıktılar. Fakat en güzel tarafı saha böyle ya. Topu alırsın böyle gidersin. İkisi de topu aldı mı yana doğru sürüyorlardı, taca doğru. Neme lazım ayağımdan top hızlı çıkar da bizim kaleye girer diye. Onlara takıldım öyle. Ve işte şu resim bu formayı gösteriyor. Birbirlerine formalarını verdiler, değiştiler. Ama 7-8 dakika, 10 dakika oynadılar. Bu kısım alkış yağmuru içinde geçti. İki tribünde aynı şekilde. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki büyük bir sevgi bağıydı bu, yani bu. Hüzün ve şükran harman olmuştur sahada. Jübile gecem bir rüyaydı. Duygularım boğazıma tıkandı diye anlatacaktır o geceki duygularını. Bir muhteşem gece. Sanki her şey bir dakika içerisinde oldu bitti. Her şey öylesine çabuk geçti bitti ki. Jübile gecem bir rüyaydı benim için. Allah'ım ne kadar çok sevenim varmış. Ne kadar çok sevmişler beni. O gece duygularım boğazıma tıkandı. Gözlerim görmüyor, kulaklarım duymuyor, elim ayağım tutmuyordu sanki. Kupalar, çiçekler, konfetiler, çeşit çeşit armağanlar. Dolmabahçe stadı o gece sanki bir renk cümbüşüne bürünmüş, sevinçle hüznü, bayramla matemi bir arada kutluyordu. Ertesi günün gazeteleri, kralın gidişini manşete taşırken, on binler bu özel futbolcuyu sahalardan uğurlarken, sadece Galatasaraylılar değil, tüm futbol camiası bir devrin kapandığını biliyordur artık. Bir daha böyle özel, böyle güzel futbolcu ne zaman gelecektir? Kim bilir? Usta gazeteci Abdi İpekçi bile ilk defa futbol yazacaktı onun ardından. Metin deyince en yüksekte olduğu zaman bile çevresine saygıda kusur etmeyen, şöhretini günlük hayatında ucuz bir koz gibi kullanmaya tenezzül etmemiş, olgun bir insan geliyor aklıma. Evet, her güzel şeyin sonu gibi o gün gelir ve hayatını, gençliğini, tüm enerjisini koyduğu futbolu bırakır.
Bir süre Galatasaray ve Bursaspor'da antrenörlük yapar, spor yazarlığına başlar ama o boşluğu bir türlü dolduramaz. Neşesini kaybetmiştir çoktan. Doğan'ın hayatın kanunu onun içinde geçerli olmuş, etrafındaki dostluk çemberi de yavaş yavaş daralmaya başlamıştır. Yalnızlığını daha çok hisseder olmuştur usta futbolcu. Ünlü cümlesi daha sık dökülür olmuştur ağzından. Beni bana bırakın. Ama vefalı Galatasaray taraftarı onu hiç yalnız bırakmayacaktır. Hatta dönemin usta bestecisi Yıldırım Gürses efsaneye bir şarkı armağan edecektir. Bir devir sen yaşattın, bir devir senle dolu. Emsalsiz goller attın, sana aşık Türk futbolu. Bir devir sen yaşattın, bir devir senle dolu. Emsalsiz goller attın, sana aşık Türk sporu. Sana gönülden sevgi, sana krallar feda. Bu son maç, son hatıra. Metin sana elveda. Sana gönülden sevgi, sana krallar feda. Bu son maç, son hatıra. Metin sana elveda. Ve 1991 yılının bir Eylül gecesi onu eve bırakmak isteyen dostlarına yine beni bana bırakın demiş, kendi otomobiliyle yaptığı kazayla hayatı sonlanmıştı. Henüz 55 yaşındadır. Vedası yıllardır topsuz yaşamaya bir vedadır sanki. Topla düşünen, topla kazanan Metin Oktay, topsuz ayrılmıştır herkesle. Tıpkı dünyadan nadir zamanlarda görülen yıldızlar gibi gelmiş, oynamış ve silinmez izler bırakarak uzaklaşmıştır. Şimdi sadece futbol severler değil, herkes ağlamaktadır ona. Mahallenin en kral abisine, soylu, cömert, İyi kalpli futbol kahramanına, kalplerin kralına. Aradan yıllar geçecek, Metin Oktay'ın efendiliği, futbolculuğu, kişiliği kuşaktan kuşağa aktarılacaktı. Ve 2015'in Eylül'ünde bir Galatasaray maçında taraftarın gökyüzüne gönderdiği selam kayda girecekti. Her atılan Galatasaray golü Metin Oktay için atılacak ve tüm taraftar ismini haykıracaktı. Galatasaray'ın uzun golü 10 numara Oktay!
Vestel, Efsane Aslanları sundu.